Merhaba hocalarım. Bu videomuzda Google Meet ile e, Moodle üzerinden, sistemimiz üzerinden nasıl ders çekeceğiz bunu göstereceğim. Öncelikle dersimizin içeriğine giriyoruz. Ben deneme diye bir ders oluşturdum. Bu dersin içeriğinde bir adet sanal derslik mevcut. Big Blue Button ile oluşturulmuş. Ben Google Meet ile dersi nasıl işleyeceğim onu göstereceğim. Öncelikle düzenlemeyi aç diyeceğiz ve Meet eklentisini buraya ekleyeceğiz. Yeni etkinlik ve kaynak ekle diyoruz. Burada Google Meet for Moodle tıklıyoruz ve Google Meet eklentisini oluşturacağız. Öncelikle odanın adı ne olsun? Yani siz bir konu mu anlatacaksınız ya da haftalık ders mi yapacaksınız? Birinci hafta, ikinci hafta bunu söyleyebilirsiniz ya da bir konuyu anlatacaksanız o konu hakkında bilgi verebilirsiniz. O konunun başlığını söyleyebilirsiniz. Ben hafta bir yazacağım. Açıklama kısmı hocalarım bu daha çok ders içeriğini yazabilirsiniz ya da onunla ilgili herhangi bir açıklamak ek eklemek istiyorsanız şu haftanın videosudur vesaire. bunu yazabilirsiniz ya da boşta bırakabilirsiniz. Açıklama ana sayfada gözüksün istiyorsanız bu butonu tıklı hale getirmeniz gerekiyor. Dersin başlangıç tarihi tarihine girmeniz gerekiyor burada. Burada 31 Mart gün, bugünün tarihi. Bu, bu şekilde kalsın istiyorum. Şurada dersiniz tekrar ediyor mu? Her hafta bu dersi işleyecek misiniz mesela? Yani o, bu ders üzerinden mi yapacaksınız? Bunu ekliyorsunuz. Eğer dersiniz tekrar edesin istiyorsanız repeat diyeceksiniz. Ve buradan hangi gün mesela cuma günleri tekrar etsin istiyorum ya da perşembe cumaları tekrar etsin istiyorum şeklinde işaretleyebilirsiniz. Ee, ne kadar da bir tekrar etmesi gerektiği ve ne zamana kadar tekrar etmesi gerektiğini burada işaretliyorsunuz. Ben mesela Mayıs 1 Mayıs'a kadar tekrar etsin istiyorum. Burayı eğer ki tekrar etmesin ya da her derste ben ayrı ayrı oluşturmak istiyorum derseniz burayı es geçebilirsiniz bu ayar kısmını. Ee, URL mı bu URL hocalarım MIT'te bağlandığınız uzantı olacak aslında, adresi olacak. Burada Generate Room URL diyorsunuz. Seçeceğiniz hesap burada seçeceğiniz hesap kesinlikle size tanımlı olan yani Google Meet'i açtığımız hesap olmalı. Ee, bu da genellikle üniversite hocalarımız için e, özel edu.tr uzantılı kişisel mail adresiniz. Burada bunu seçmelisiniz ve siz de artık e, bir URL oluşturdu. Kaydet ve derse dön diyorsunuz. Evet, artık burada e, Google Meet için bir derslik oluşturuldu. Düzenlemeyi kapat dersek daha rahat öğretir. Evet. Bu Google Meet uzantılı dersliktir. Tıklıyoruz, derse giriş yapacağız. Deneme dersi olarak oluşturmuştum ben zaten. E, normal dersliği, de, yani dersin ismini deneme dersi oluşturmuştum. E, dersin ismini hafta bir olarak vermiştim. Enter the room derseniz e, Google Meet'e, Gidecek ee, ama öncelikle şurada anlatmak istediğim bir kısım var ee, burası hocalarım ne kadar da bir tekrar edeceğiniz saati değiştirmediğim için 0000'da yapılacakmış gibi gözüküyor ee, size kayıtlarınız senkronize ettiğinizde buraya düşecek yani ders kaydı yaptınız sonrasında bunu şuradaki senkronize google drive'ınızla senkronize ettiğinizde tüm kayıtlarınız buraya düşmüş olacak. Öncelikle kayıt almanız gerekiyor tabii ki. Enter the room diyoruz. Enter the room'da size e, Google Meet ekranı çıkıyor. Daha önce Google Meet kullandıysanız bu ekrana aşinasınızdır. burada katılma isteği diyor. Bunun nedeni e, ben en başta dersi oluştururken özel uzantılı e, mail'imle oluşturdum. Fakat şu an bulunduğum hesap benim kişisel Gmail hesabım. O yüzden bunu değiştirmemiz gerekiyor. Şurada başka hesaba geçiş yap kısmında özel uzantılı adresimi seçmem gerekiyor. Evet, bunu seçtikten sonra gördüğünüz gibi hemen katıl hafta bir e, dersi ve hemen katıl butonunu tıklayacaksınız. Evet, artık Google Meet'te e, normal anlatıcı, eğitimci modundasınız. Artık dersinizi anlatmaya başlayabilirsiniz. Google Meet'i biraz anlatacak olursak, ee, burada mikrofonu kapatma, videoyu yani daha doğrusu kamerayı kapatma herhangi bir altyazınız varsa onu gösterme, söz isteme butonu, herhangi bir emoji kullanıyorsanız onun gösterimi, ekran paylaşımı yapacaksanız şimdi göster ile ekranınızın herhangi bir kısmını paylaşabilirsiniz. Tek bir pencere, sekme ya da ekranınızın tamamını buradan paylaşabilirsiniz. E sunu yükleyecekseniz yine buradan ekleme yapabiliyor yani şuradan pencereden Bosnuyu açıp direkt ona geçiş yapabiliyorsunuz. Dersi kaydetmek için şuradaki ayarlar 3 diğer seçeneklere tıklıyoruz. 3 tane noktanın bulunduğu. Ee, kaydı yönet tıkladığınızda ders kaydınız başlayacaktır. Ee, ekranın düzenini değiştirebiliyorsunuz. Ee, arka planınız çok uygun değilse görsel efekt uygulayabiliyorsunuz. Mesela şuradan. Herhangi bir görsel efekt burada uygulayabiliyorsunuz. Bu şekilde yine buradan görsel efektleri kapat diye de kapatabiliyorsunuz. Ee, burada başka kullanabileceğimiz daha ince ayar yani farklı ayarlar yapabileceğiniz de bir buton eklenmiş. Burada da genel e, ses, video ve genel ayarları buradan da gerçekleştirebiliyorsunuz. Şunu da kapatalım. Dersin katılımcılarını görmek için herkesi göster butonuna tıklayıp e, buradan katılımcıları görebiliyorsunuz. Eğer dersinizi asenkron değil öğrencilerin katılacağı şekilde senkron da yapabilirsiniz ya da başka katılımcıları da ekleyebilirsiniz. Bunun için şurada kullanıcı ekle butonu mevcut. Buradan herhangi birinin kullanıcılarını ekleyebiliyorsunuz. Veya şurada e, uzantımız var. Bu uzantımızı şuradaki adres çubuğundaki bu uzantıyı kim katılacaksa ona göndererek yine bu derse katılımını sağlayabilirsiniz. Ee, ders sırasındaki konuşmalarımızı yine buradaki mesajlar kısmından görebiliyorsunuz. Ee, öğrencilerimize ya da katılımcılara anketler yapabiliyorsunuz. Beyaz tahtada çalışma işte e, ya da diğer soru-cevap tarzında başka e, ya da bir herhangi bir kayıt izlenebilmesi için toplantıyı kaydedebilirsiniz. Yine buradan da kayıt yapabilirsiniz. Bir de kontrollerimiz var. Ekran paylaşımını kimler yapsın? Öğrenciler yani sadece siz yapmak istiyorsanız mesela bunu kapatmanız gerekmekte. Ee, eğer hoca öğrenciler ya da hoca dışındaki e, kullanıcılar mesaj gönderemesin istiyorsanız ya da tepki göstermesin istiyorsanız yine buradaki ayarları kullanabiliyorsunuz katılımcıların mikrofonunu aç kapatma işlemi ya da kameraların açma kapatma işlemleri buradan gerçekleştirebiliyorsunuz hocalarım Google Meet kısmı bu kadar ee, buradan dersinizi işledik kayıt ettikten sonra bu kayıt Google Drive'ınıza düşecek onu da başka bir videoda nasıl Moodle'a aktarımını sağlanacağını göstereceğim teşekkür ediyorum